Herkese merhaba. Ben diksiyon ve etkili konuşma öğretmeni Yağmur Şengök. Benimle birlikte doğru bir diksiyona, yani güzel ve etkileyici bir telaffuza sahip olmanın, konuşmalarımızı daha etkileyici, daha ikna edici hale getirmenin yollarını öğreneceksiniz. Öncelikle diksiyon hakkında merak edilen birkaç sorunun yanıtını vermekle dersimize giriş yapalım. Diksiyon nedir? Niçin gereklidir? Diksiyon eğitimi almak önemli midir? Alırsak bize ne kazandırır? Böyle bir eğitimden geçmezsek acaba ne kaybederiz? Diksiyon elbette ki hayatımızdaki ilişkilerimizi en doğru şekilde sürdürebilmemiz için son derece önemli bir eğitimdir. Ne yazık ki hayatta başımıza gelen birçok anlaşmazlık, birçok problem konuşmayı gerçekten bilmiyor oluşumuzdan kaynaklı. Evet, hepimiz konuşuyoruz. Bir şekilde dertlerimizi birbirimize anlatıyoruz, duygularımızı açıyoruz. Ama acaba bunu doğru şekilde, kurallara uygun olarak, tam olarak içimizdeki niyeti vermek için kullanabiliyor muyuz? Yoksa yanlış anlaşılmalar, insanlarla yaşadığımız tartışmalar, polemikler hayatımızı çekilmez hale mi getiriyor? Durup bir düşünmemiz gerek. Ne yazık ki hepimiz hayatımızda istemediğimiz mesajları verebiliyoruz karşımızdakilere ve böylece istemediğimiz tartışmaların içinde kendimizi bulabiliyoruz. Bu tartışmalara, bu sıkıntılara bir nokta koymak için de evet, diksiyon eğitimi bizim için son derece önemli. Bunun yanı sıra sadece günlük hayatımız ya da özel hayatımız değil, başarılı bir kariyere adım adım yürüyebilmemiz için, kendimizi iş çevremizde de kabul ettirebilmemiz için etkileyici bir lisana sahip olmamız mecburidir. Öncelikle sevgili Barış Manço'nun rahmetinin güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Tatlı dil ne yazık ki günümüzde öğrenilmesi ve konuşulması en zor lisanlardan biri. Hiçbirimiz tatlı dilin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Çoğu insan ben o kadar tatlı dilli olamam, kimsenin gönlünü almak için çabalayamam der. Kimisi de ben zaten yağlı, ballı, şekerli konuşuyorum, daha tatlı dilli nasıl olabilirim diye düşünebilir. Fakat tatlı dil bizim sandıklarımızın aksine gönülden gönüle kurduğumuz sağlam, güvenilir ve sevgi dolu bir köprüdür. Ne birilerinin sürekli gönlünü almak, birilerine yaranmak için kullandığımız bir lisandır, ne de kendimizden ödün verdiğimizi, kendimizi diğer insanları mutlu etmek adına parçaladığımızı gösterir. Hayır, tatlı dil gönülden gönüle uzanan güzel bir köprüdür. Birlikte güzel konuşmanın, tatlı dilli olmanın, yeri geldiğinde mesajlarımızı en net, en sert biçimde de verebilmenin yollarını elbette öğreneceğiz. İlk dersimizde giriş olarak hatalardan söz etmek istiyorum ben. Hatalar, yani Galata meşhurlar. Nedir bu Galata meşhurlar? Öncelikle bu Arapça terkibin anlamına bir bakalım. Galata meşhur bizim doğru bildiğimiz yanlışlar demektir. Yani konuşuyoruz. Biz söylediğimiz sözün doğru olduğunu düşünüyoruz. Fakat aslında yanlış konuşuyoruz. Bunlara küçük küçük örnekler vererek diksiyon dersimizin ilk adımını atalım. Örneğin, aptala malum olurmuş. Hepimiz bu sözü duyduk. Bu atasözünü kullandık. Fakat aslında yanlış duyduk, yanlış öğrendik, yanlış kullandık. Aptala malum olmuyor. Aslında aptala malum oluyor. İki kelimeyi yazarak aralarındaki benzerliği göstermek istiyorum. Aptala dönüşmüş bu kelimemiz aslında aptal değil, abdaldır. Abdal. Yani derviş, düşünür anlamına gelen eski bir sözcüğümüz zaman içerisinde yanlış telaffuzların etkisiyle aptal olarak dilimize yerleşmiştir. Ama biz bundan sonra diksiyon eğitimi almış insanlar, bireyler olarak elbette atasözümüzü yanlış kullanmayacağız. Aptala değil, aptala malum edeceğiz bazı şeyleri. Kısa kez aydın havası olsun demişler mesela. Kısa kez aydın havası olsun
aydın havası. Düşündüğümüzde bu deyimin bize aslında çok da bir şey ifade etmediğini fark ederiz. Doğru, çünkü yanlış kullanmaktayız ve bize en azından doğru bir şeyler ifade etmediği, edemeyeceği açık. Kısa kez aydın havası olsun değil, kısa kez aydın abası olsun dememiz gerekiyor. Aba bir kumaş türüdür, bir giysi türüdür. Aydın'da efelerimiz aba giyerler. Hani efelerimiz dans ederken hepimiz hayranlıkla seyrederiz. Üstlerinde bir kıyafet vardır, dizlerini açıkta bırakır. İşte bu kıyafet aba ismini almaktadır. Kısa olduğu için, dizleri açıkta bıraktığı için de bu deyim de yerini almış. Kısa kes ki aydın abası olsun anlamında bir deyim ortaya çıkmıştır. Sembolik bir manada elbette, ama biz bunu yanlış söyleye söyleye kısa kes aydın havası olsun diye dilimize yerleştirmişiz. Ama elbette bizler bundan sonra bu hataya da karşı duracağız. Su uyur, düşman uyumaz demişler. Su uyur, düşman uyumaz. Hayır, ne yazık ki bildiğimiz, her dem ihtiyaç duyduğumuz su değil uyuyan. Uyuyan südür. Sü uyur. Sü eski dilde asker anlamına gelmektedir. Sü uyur. Yani asker uyur ama düşman uyumaz. Atasözümüz budur. Ne yazık ki su yine zamanla söyleyiş hatasıyla suya dönüşmüş. Su uyur, düşman uyumaz demişiz. Elbette bundan sonra dememeye özen göstereceğiz. Saatler olsun. Dıştan çıkan birini gördüğümüzde ya da berberden çıkmış, yeni tıraş olmuş, saçlarını kestirmiş birini gördüğümüzde iyi dileklerimizi sunarız. Saatler olsun deriz. Saat, saat, hayır elbette saat değil. Saatler olsun yerine bundan sonra doğru formumuz olan sıhhat kelimesini kullanacağız. Sıhhatler olsun. Yani karşımızdakine bir sağlık, sıhhat, dirilik ve esenlik diliyoruz. Ama sıhhatler olsun, sıhhatler olsun zamanla yuvarlanmış dilimizde ve saatler olsun gibi yanlış bir kullanıma ve komik bir kullanıma dönüşmüş. Bundan sonra sıhhatler olsun. Su küçüğün, söz büyüğün derler. Bizim geleneklerimizde de çok önemlidir. Büyüklerin yanında çocuklar fazla konuşmaz. Edepli olurlar, hadlerini bilirler. Doğru, zaten bu sözde tam olarak bunu anlatmak için söylenmiş. Güzel bir atasözü. Çünkü sus küçüğün, söz büyüğün demek istemişiz aslında. Su değil, sus küçüğün, söz büyüğün. Yani büyüklerin yanında küçüklerimizin konuşmamaları, gereksiz fikir beyan etmemeleri, her lafa karışmamaları, edepli durmaları beklenir. Yoksa su küçüğün, söz büyüğün değildir aslında. Hayır, sus. Yani büyüklerin yanında susmak küçüklere yakışır. Peki, sıfırı tüketmek. Artık tükendim. Hiç param kalmadı, enerjim kalmadı. Sıfırı tükettim. Hayır efendim, sıfırı tüketmek tabii ki değil. Sıfır tüketilebilecek bir şey değil. Sıfırdır o. Ortada hiçbir şey yok. Sıfırı tüketmek artık bizim dilimizde yer bulamayacak. Çünkü biz onun sıfırı değil de zafiri tüketmek olduğunu öğrendik. Zafir, nefes demektir. Soluk demektir. Yani soluğu tükettim. Artık soluğum yok. Savaşacak, konuşacak bir gücüm yok. Soluğum tükendi. Bunun ötesi yok. Sıfırı tüketmek değildir yoksa. Eşek hoşaftan ne anlar? Eşek hoş laftan ne anlar? Aslında böyle olmalı. Eşek ve hoşaf
Birbirleriyle alakasız iki kavram. Eşek hoşaftan değil de hoş laftan ne anlar dememiz gerekiyor. Çünkü eşek eşekten bir iş beklerken ondan ricada bulunmuyoruz. Hoş laf ile kendisinden iş istediğimizde bize bunun dönüşü elbette olmayacaktır, anlamayacaktır. Yani bizi anlamayan birinin karşısında konuşmamızın, ona hoş laflar etmemizin hiçbir manası yoktur. Eşek hoş laftan anlamaz. Onun anladığı daha farklı bir yoldur, hareketlerdir vesairedir ama elbette hoş laf değildir. Yoksa hoşaf değil. Hatasıyla, sevabıyla deriz. Hatasıyla, sevabıyla. Hayır, hata ve sevap yine birbirleriyle çok alakalı iki kavram değil zaten. Hatanın zıt anlamlısı doğrudur. Hatalı olmayan, yanlış olmayan doğrudur. Evet, o zaman sevap kelimemizi kullanmanın bir manası yok. Hatasıyla sevabıyla değil, savabıyla olması gerekmekte. Savap doğru demektir. Doğruluk anlamına gelen bir kelimemiz. Kelli felli, bunu insanlar için kullanırız. Gücü yerinde olan, kendine güvenen, iri yarı, kelli felli adam. Hayır, kelli felli değil, kerli ferli dememiz gerekmekte. Kerli ferli. Doğrusu bu. Doğrusu budur. Ker kuvvet demektir çünkü. Fer ise iktidar demektir. Yani kuvvetli, iktidarlı, gücü, kuvveti, iktidarı, yönetim gücü yerinde olan insan demektir. Kelli ferli işin doğrusu. Fakat biz buna kelli ferli diyerek yıllarca hata yaptık. Ama bundan sonra bu hataya da düşmüyoruz. Zürafanın düş günü beyaz giyer kış günü. Zürafanın düş günü beyaz giyer kış günü. Bana çocukluğumdan beri çok manasız gelirdi bu atasözü. Zürafanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Acaba zürafanın, bildiğimiz zürafanın konuyla ne alakası olabilir diye düşünürdüm. Evet, konuyla hiçbir alakası yok. Çünkü zürafa değil, bu kelimemizin doğrusu da zürefa zaten. Zürefa, zarif kelimesinin çoğuludur. Zarifler. Zariflerin düş günü, yani eski soylular, eskiden zengin, asilzade olanlar ama şimdi düşkün durumda bulunanlar, kış günü beyaz giyer. İnceleyip sık dokumak, notlarımda yer alan diğer bir bilgi. İnceleyip sık dokumak, elemek ve dokumak yine birbiriyle alakası olmayan iki fiilimiz. Elemek, dokumak. İnce elemek değil, ince eğirmek burada önemli. İnce eğirip sık dokumak. Göz var, nizam var derler. Hayır, göz var, izan vardır. Nizam değil, izan. Göz var, izan var. Peki izan ne demek? Anlayış manasına gelen eski bir sözcük. Arapça kökenli bir sözcüğümüz. Sükutu hayale uğramak. Sükutu hayale uğramak. Bakalım kelimelerimizi analiz edelim. Sükut, sessizlik, gürültünün olmayışı, huzur anlamına geliyor. Fakat biz hayal kırıklığına uğramak anlamında sükutu hayale uğramak diyoruz. Yanlış söylüyoruz elbette. Sükutun durumla bir ilgisi yok. Dediğim gibi sessizlik, gürültünün olmayışı anlamına geliyor. Biz sükutu hayale uğramak demek zorundayız. Sükut, kırılma demektir. Düşme, kırılma gibi bir manaya gelir. Dolayısıyla hayallerim düştü ve kırıldı gibi bir anlamı sağlıklı olarak vermiş oluruz. Sükutu hayali değil, sukutu hayal. Dikkat edelim, ü olarak
söylemiyoruz. Noktalarımız yok. Sukut, sert telaffuz etmemiz gerekmekte. Bunun dışında hatalarımız bitti mi? Elbette bitmedi. O kadar çok hata yapıyoruz ki bunlarla yüzleştiğimizde utanıyoruz. Ben çok utanmıştım ilk yüzleştiğimde ve bunlardan insanlara söz ettiğimde onlar da gerçekten ne büyük hatalar yapıyoruz göz göre göre, biz nasıl bir dil konuşuyormuşuz diye kendilerini suçladılar. Doğru. Öyle detaylarımız, öyle özelliklerimiz var ki dilimizde hepsine ayrı ayrı dikkat etmek, konuşurken gerçekten ezbere konuşmamak, dikkatimiz yerinde tüm aklımızla, şuurumuzla ve kalbimizle konuşmamız, iletişim kurmamız gerekiyor. Şimdi bizi şoke edecek